Gün doğmadan kalktım, uzun süre gözüme uyku girmedi. Tam yatacaktım ki Instagram'da bir hikaye çıktı karşıma. Günaydın. Günün güzel geçsin. Sabah duş alındı. En son ne zaman bu kadar erken kalkıp erken yol aldım bilmiyorum. Ama bugün nedense hazır ameliyat öncesi yüzmeye gelmek istedim. Eğer zamanında bunları yapabilseydim belki sağlığım şu an çok daha iyi olacaktı. İnciri çok seviyorum ben. Burada da sahilde, sahil boyunca hep incir ağaçları var. Henüz olgunlaşmamışlar. Tek tük böyle olgunlaşmış görebiliyorum ama oralara gidebilme ihtimalim, şansım maalesef yok. Bak bu tarafta da hep öyle devam ediyor. Martılar. Denize girmeden önce de. Şu an sahil tamamen bana ait gibi hissediyorum. Çünkü kimseler yok. Yan tarafta az önce birileri vardı ama şu an onlar da yok. Burası bizim düzenli olarak geldiğimiz bir yer. Su o kadar temiz, o kadar berrak ki ilk geldiğimde biraz kirliydi. O yüzden göstermek istememiştim. Ama şu anda tertemiz ve ayaklarım görmüyor. Hayır bir saniye, şunu görüyor musunuz? Orada bir balıkçıl var. Kanatlarını açmış bir şekilde. Ne yapıyorsun sen? Ve deniz biter. De işte şu an ayağımda toz bırakmadan, kum bırakmadan ve terliği de ıslatmadan nasıl buradan çıkarım? İmkansız. Bir şey fark ettiniz mi? Kumsalın üzeri tamamen martı ayak izleriyle dolu. Ve belki de karabatak, bilmiyorum. Arada köpek patileri de var. Şu an fark ediyorum. O kadar güzel ki tam duvar kağıdı yapmadık. Neden olmasın? Eğilip kalkmaktan yana bir sorunum olmasa biraz deniz kabuğu toplamak isterdim. Çünkü her denize geldiğimde standart yaptığım etkinliklerden birisidir. En son deniz kabuğu topluluğumun birikiminin tamamını bizim zaten hani bu videolarda vlog işinde yarıştığımız Abdurrahman Bozdağ'ın, ki bu yarış meselesini ilk defa duyuyorsan kanalın ilk videosunu izleyebilirsin. Onun güzel kızlarına armağan etmiştim. Çok daha kıymetli, çok daha değerli oldu benim için o yüzden o koleksiyon. Şimdi onların yerini doldurmak istiyorum ama eğileyim kalkayım da onları tek tek toparlayayım gibi bir sağlığım yok şimdilik. Umarım ameliyattan sonra düzelince. Şu arkamda çok güzel bir karavan var. Küçücük bir araç. Böyle biraz çekingen olduğum için gidip hani "Can I take a video?" falan gibisinden bir şey diyemedim. Ama en azından arkamda göstermek istedim. Bir karı koca. Plakaya da çok dikkatli bakmadım. Buralardan değil, farklı memleketlerden gelmişler. Sabahtan beri çok keyifli bir şekilde eğleniyorlar. Küçücük bir karavan. Üstünde, altında tamamen malzemeler var. Ve üstünde de en tavana hani biraz kendileri için boşluk kalabilecek bir yerde de yatakları var. Çok ilginç, çok keyifli. Evlenmeden önce hep hayal ederdim bir karavan. Evlendikten sonra artık bir köy evi hayal etmeye başladım. Çok pis kokular geliyor. Burada deniz kenarı oldukça bereketli. Hem fuskalar, hatırlarsanız bir önceki videodan, hem de incirlerle dolu, çeşit çeşit bitkilerle dolu. Fakat aynı zamanda Rize-Trabzon yolu üzeri burası. O arabaların egzozları falan, en azından fuskaları yiyemem belki ama incirleri biraz yıkadıktan sonra yiyebilirdim ama hiç olgunlaşmış yok. Bu sabah bu yolculuğa aslında bizim hisseden adam Kameray Gün'ün hikayesini gördükten sonra çıktım. O zaten genelde sabahın nurunda saat 6 gibi çıkıyordu. Ben hikayeyi gördüğümde de 1 saat önce yola çıkmıştım. Ya aslında sabahtan sonra uyku tutmamış ve tam 7 gibi böyle tekrar yorulup uyuyacağım bir anda
ansızın onun hikayesini görünce karar verdim ve yola çıktım. Buradan da kamera selam olsun. Onun da kanalını açıklamalarda bulabilirsiniz. Adam ünlü, meşhur zaten, illa biliyorsunuz. Ya aşırı eğlenceli bir alt geçide yeniyoruz çizimleriyle. Bence şu 30 saniyeyi bir kaçırmayın. Gülmek var, ağlamak var. Üçü çakır, üçü çakır. Sevgi.